Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz olmak üzere değerli bakanlarımızı ve tüm konuklarımızı açıkçası bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzdan tekrar hoş geldiniz diyoruz. Size Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Beyefendi'ye teşekkürlerimi arz ediyorum. Alkışlarımızı veriyorlar. Kıymetli iş insanları, MÜSİAD kurulduğu günden bu yana Türkiye ekonomisine ve demokrasisine kıymetli katkılar yapmıştır, kurmuştur. Ülkemizde her türlü vesayet odağının tasfiyesinde ve sivil yönetimler ile milli iradenin hakim hale gelmesinde MÜSİAD hep doğru yerde durdu, doğru tarafta durdu. 34 yıllık tarihi boyunca MÜSİAD mensupları ülkemizin kalkınması için olağanüstü bir gayret ve özveriyle çalışmışlardır. Ve her zaman milletimizin yanında, milletimizin değerlerinin yanında olmuşlardır. Sadece ülkemizle sınırlı kalmayan MÜSİAD, 7 Ekim'den beri İsrail yönetiminin insanlık suçlarıyla, savaş suçlarıyla zulmettiği mazlum Gazze halkına da uzanan yardım eliyle insani değerlere olan bağlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Az önce başkanımızın da ifade ettiği gibi bu bir turnusol kağıdı adeta Gazze'de yaşananlar. Kimin nerede durduğu bu hadisede tarihe çok net bir şekilde kaydedilecektir. İnsanlığın geldiği noktada uluslararası kurumların, uluslararası sistemin çalışmadığını, değişmesi gerektiğini en güçlü şekilde ortaya koyan bir örnektir Gazze'de yaşananlar. Maalesef insanlığın göz önünde bu acımasız saldırıları, bu zulümleri görüyoruz. Ama bir taraf bu bizi bir karamsarlığa sevk ediyor bir taraftan. Diğer taraftan ise geleceğe dönük umutlarımızı yeşerten direnişleri de görüyoruz. Karşı çıkışları da görüyoruz. Ben buradan MÜSİAD'ın bu toplantısı vesilesiyle hangi dine mensup olursa olsun, hangi milliyetten olursa olsun, hangi coğrafyada yaşıyor olursa olsun, bu zulme karşı çıkan, karşı koyan, bunu da kampüslerdeki gösterilerden sokaklara her ortamda ifade eden herkese buradan yürekten selamlarımızı iletiyoruz. Değerli MÜSİAD ailesi, değerli misafirler, küresel ortama baktığımız zaman ekonomik anlamda, ekonomiyi değerlendireceksek çok olumlu bir dönemden geçmediğimiz var. Dünyada ekonominin zorlu, sıkıntılı bir döneminden geçiyoruz. Bir taraftan da bölgemizde az önce bir kısmına değindiğimiz jeopolitik gerginlikler, savaşlar, çatışmalar yaşanıyor. Bunun üstüne bir de geçen yıl tarihimizin en büyük deprem afetiyle karşı karşıya kaldık. Bütün bunlara rağmen dünyadaki talep daralmasına, ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya rağmen, jeopolitik olumsuz gelişmelere rağmen, depreme rağmen Türkiye geçen yılı %4,5 büyümeyle kapattı. Dünyanın %3 civarında büyüdüğü bir yıldan bahsediyoruz. Böylece Türkiye bütün bu olumsuz şartlara rağmen dünyanın üstünde bir ekonomik performans gösterdi. Son 20 yıla baktığımızda dünya ekonomisinin yıllık ortalama %3,6 civarında büyüdüğünü görüyoruz. Türkiye ekonomisi ise aynı dönemde son 20 yılda %5,4 büyümeyi gerçekleştirdi. Son 20 yılda sadece rakamlarımız büyümedi. Niteliksel bir dönüşme de şahit oldu. Alt orta gelir grubundan üst orta gelir grubuna terfi etti Türkiye son 20 yıllık performansıyla. Şimdi de yüksek gelirli ülkeler ligi eşiğindeyiz. Dünya Bankası'nın bir sınıflandırması var. Düşük gelirli ülkeler, alt orta gelirli ülkeler, üst orta gelirli ülkeler ve yüksek gelirli ülkeler şeklinde 4 gruba ayrılıyor ülkeler. Yüksek gelirli ülkeler liginde Dünya Bankası'nın kriteri 13.845 dolar. Yani kişi başına geliriniz
bunun üstüne çıkarsa siz artık farklı bilgiye geçmiş oluyorsunuz. Eşikler önemlidir değerli arkadaşlar. Evlere girerken de, kapılardan geçerken de önemlidir. Ekonomide de önemlidir. Çünkü eşikleri atladığımızda kalitatif, niteliksel bir değişimi de yaşamış oluyorsunuz. Ama eşikleri atlamak kolay da değildir. Bir takım zorluklar içerir. Dolayısıyla Türkiye bu dönem, önümüzdeki dönem artık 400 yıl seçimlerin olmadığı farklı bir siyasi atmosferde siyasi belirsizliklerin, politika belirsizliklerinin ortadan kalktığı bir atmosferde bu eşiği de inşallah atlayacak yakın gelecekte ve yüksek devlet ülkelerine yine dahil olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. 2024 yılında iç ve dış talebin dengelendiği bir büyümeyle, büyüme kompozisyonuyla istihdamımızı, yatırımları arttırmayı, hizmetler ve sanayi sektörümüzün büyümeye katkı vermesini öngörüyoruz. Bir taraftan ekonomide istikrarı sağlarken, dengeli büyümeyi sağlarken, refah artışının da kalıcı hale gelmesini ve kalıcı sosyal refahı arttırmayı hedefliyoruz. Bunun da özünde şu var değerli arkadaşlar. Tüketimi bir miktar dengelemek. İhtiyacımız olmayan bir tüketim düzeyini sürdürmek yerine daha dengeli, daha makul düzeyde bir tüketim artışını sağlamak. Diğer yandan tüketimden elde ettiğimiz tasarrufları, daha az tüketerek elde ettiğimiz tasarrufu yatırıma, üretime, ihracata, üretken alanlara kanalize etmek. Yaklaşımımızın aslında özünü oluşturan şey bu. Daha fazla tasarruf kamuda, özelde, bütün kesimlerde ve bu artan tasarrufu da gelecek için üretken alanlara, verimli alanlara kanalize etmek. Bunu da yapma gayreti içindeyiz. Bunun en açık göstergelerinden biri cari işlemler açık. Cari işlemleri çok basit bir şekilde anlatacak olursak, bir ülkenin yatırımlarıyla tasarrufları arasında bir fark varsa, yaptığımız tasarruflar yatırımımıza yetmiyorsa başkasının tasarrufunu kullanmak zorunda kalırsınız. Yatırımlarınızı finanse etmek için. Borçlanmak, dış dünyadan kaynağa ihtiyaç duyarsınız. Dolayısıyla cari açık dediğimiz şey aslında iç tasarruf oranımızla yatırım düzeyimiz arasındaki farklılıktır. Bu ne kadar açılırsa o kadar dışarıdan borçlanmak zorunda kalırsınız. Geçen yılın ortalarında cari işlemler açığımız 60 milyar dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Yıl sonunu, geçen yılın sonunu 45 milyar dolarla kapattık. Hızlı bir şekilde bir iyileşme oldu. Bugün geldiğimiz noktada, Şubat ayı verimizde cari işlemler açığımız 31,8 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. Bunun anlamı şu, artık yatırımlarımızı daha fazla iç tasarruflarla finanse eder hale gelmişiz. Biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz. Yatırımlarımızı azaltarak değil, tasarruflarımızı arttırarak bu dengeyi sağlamak durumundayız. Zeynep Hanım, siz de hikayeleri bize ver. Sayın Aslan'a da geliyorlar.